Bakanı Hakan Fidan da Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile bir görüşme gerçekleştirdi İstanbul'da. Bakanlar toplantının ardından basın açıklaması yaptı. İsrail'in Filistin işgalinin bölgede doğurduğu krizlere değinildi. Orta Doğu'da normalleşmenin Filistin'in bağımsızlığına bağlı olduğu vurgulandı. Ayrıca Mısır ve Türkiye arasındaki artan işbirliğinin de iki ülkenin de halklarının faydasına olduğu belirtildi. Biz Türkiye olarak ve Mısır gibi diğer dost ülkelerle beraber baştan beri hep aynı şeyi söyledik. Eğer bu kriz hak ettiği şekilde çözülmezse, Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse, bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir. Orta Doğu için önemli uyarılar yaptılar. Krizin çözümünün İsrail'in Gazze'deki işgalinin son bulmasına bağlı olduğunu söylediler. Ha, diğer ülkeler şöyle bir lüks içerisine girmesinler. Bunlar sadece Orta Doğu'da olacak, bize bir etkisi olmayacak diye hiçbir şey içerisine girmesinler. Baştan beri söylediğimiz gibi Filistin konusunda olan her şeyin küresel fay hatlarını tetikleme potansiyeli bulunmakta. <laughs> Bu savaşın, bu çatışmanın yayılma ihtimali var ve aynı zamanda bildiğiniz gibi Kızıldeniz'de deniz ulaşımını etkiledi. Dünyaya yansımaları var ve biz de tabii ki itidal tavsiyesinde bulunduk. Filistin halkının hukukunun korunması lazım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü ile İstanbul'da bir araya geldi. Masada Gazze konusu ağırlıklı olarak Orta Doğu'yu kapsayan güncel konular vardı. İki bakan da İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Herkes bir araya gelip bu haksızlığa karşı sesini organize bir biçimde yükseltmek zorunda. Bunu yapmadığımız sürece bu haksızlık devam edecek. Filistin'deki direniş giderek İsrail-Filistin arasındaki bir savaş olmaktan çıkıp dünyada ezenlerle ezilenler arasındaki bir mücadele formu hüviyeti taşmaya başladı. Burada önemli olan iki devletli çözümün uygulanması. 35 yıl geçti. Uluslararası etkinliği olan ülkeler mutlaka bu etkinliği göstermeli. Özellikle uluslararası bir konsensus oluşması lazım. İki bakan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı. Görüşmede Mısır ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde ele alındı. Hedeflenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi için adımların atılacağı vurgulandı. Serbest ticaret anlaşmamızın kapsamını genişleterek ve limanlarımız arasında ro-ro seferlerini tekrar başlatarak bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz.